Merhaba arkadaşlar, Mayako'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Conditionals Inversion. Dilerseniz dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, inversion yapı bildiğiniz gibi İngilizce'deki devrik yapıdır. Bunun detaylı kullanım alanlarını ilerleyen derslerimizde yine göreceğiz. Bu dersimizde ise if clause'ların devrik hallerini göreceğiz. Dilerseniz dersimize geçelim. İlk olarak type 1, yani birinci tip if clause'umuzun devrik yapısına bakalım. If we continue to skip classes, we will fail the exams. If'in yanı simple present ve karşı tarafta da will verb 1 kullanıyorduk hatırlayacağınız üzere. Bu yapıyı eğer devrik bir hale çevirmek istiyorsak, if'i cümleden atıyoruz, yerine should getiriyoruz ve should'la soru gibi yapıp çeviriyoruz. Should we continue to skip classes, we will fail the exams. Temel olarak baktığınızda bu iki cümle zaten aynı anlama gelmekte. Aslında inversion yapılar, yani devrik yapılar biraz daha resmi dil olarak kullanılabilir. Ama verdikleri anlam aynı. Eğer ders kaçırmaya devam edersek sınavlarda kalacağız. If you need any help, please contact me. Bu örneğimizde de yine if'i atıyoruz, should'la soru gibi cümlemize başlıyoruz. Should you need any help, please contact me. Yine iki cümle aynı anlamda. Eğer yardıma ihtiyacın olursa lütfen benimle iletişime geç. Type 2'ye geldiğimizde if I were you, I would join the army. Senin yerinde olsam orduya katılırım. If'i cümleden çıkartıyoruz. Onun yerine were'le soruya başlıyoruz. Where are you? Senin yerinde olsam I would join the army. İkinci kısım yine sabit. Ancak if cümlesinde were'den, yani be fiilinden başka bir fiil varsa o zaman farklı bir yöntem işleyeceğiz. What would you do if you won the lottery this week? Dikkat ederseniz burada if'in yanında won, kazanmak fiili var. What would you do? Were you? Yine were'le soru yaptım. Fiili to verb 1 olarak getiriyorum. Were you to win the lottery this week? Eğer lotoyu bu hafta kazansan ne yaparsın? Type 3'ün devrik haline geldiğimizde ise we would have eaten dinner together if you had come early last night. If'den sonra biliyorsunuz past perfect ve karşı tarafta would have verb 3 kullanıyorduk. Type 3'te ise devrik yapıda if'i yine atıyorum ve had'le soru yapıyorum. Yani past perfect'le soruya çeviriyorum. We would have eaten dinner together had you come early last night. Yine bu iki cümle aynı anlamda. Dün eğer erken gelseydin birlikte yemek yerdik. If she had worked regularly, she would have completed the project on time. Yine burada da if'i attık, had'le soru yapıyoruz. Had she worked regularly, she would have completed the project on time. Eğer düzenli çalışsaydı, projeyi zamanında bitirirdi. Soru yapıyoruz diyoruz ama devrik yapıya özgü bir durum bu. Aslında bu cümlelerin hiçbiri soru cümlesi değil. Conditional'larla daha fazla örneğimiz var. Bunlara da bakalım. If you study hard enough, you will definitely pass the exam. Type 1'e bir örnek verdik. Eğer yeterli çalışırsan kesinlikle sınavı geçersin. Bir de bunun devrik haline bakalım. Should you study hard enough, you will definitely pass the exam. If'i attık ve should'la sorumuza başladık. Soru gibi yaptık cümlemizi. If he were more helpful, life would be much easier for his wife. Eğer daha yardımcı olsa, hayat eşi için çok daha kolay olur. Burada da type 2'ye bir örnek verdik. Bunu devrik yapıya çevirmek gerekirse, yine if'i attık ve were'le sorumuza başladık. Were he more helpful, life would be much easier for his wife. Ve son olarak type 3'te de bir örneğimiz var. If they had made a better planning, they wouldn't have failed in the end. Eğer daha iyi bir planlama yapsalardı, sonunda başarısız olmazlardı. Yine bunu devrik yapıya çevirmemiz gerekirse,
if'i cümleden atıyoruz ve had'le soru yapar gibi cümlemize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, if clause devrik yapıları detaylı olarak inceledik. Şimdi sanal ekranımızda negatif devrik yapılara bir bakalım. Eğer yapacağımız if clause cümle, yani devrik hale getireceğimiz if clause cümlede bir olumsuzluk varsa, olumsuzluk eki olan not'ı fiilin hemen önüne koyuyoruz ya da özneden sonra koyuyoruz diyebiliriz. If he hadn't attended the conference, he wouldn't have learned much about the subject. Eğer konferansa katılmasaydı, bu konu hakkında çok fazla şey öğrenemezdi. Type 3'e bir örnek verdik. Şimdi devrik yapalım bunu. Demiştik ki had'le soru gibi yapıyoruz. Had he ve negatif ekimizi buraya koyuyoruz. Not. Had he not attended the conference, he wouldn't have learned much about this subject. Diğer örneğimize bakalım. If I weren't ill, I would come to the cinema with you tonight. Eğer hasta olmasam, bu akşam seninle sinemaya gelirim. Burada da type 2'ye bir örnek vermişiz. Ne demiştik? Were ile soru yapar gibi başlıyoruz. Were I ve not'ı ekliyoruz hemen. Were I not ill, I would come to the cinema with you tonight. Yine bu her iki cümlede aynı anlama gelmekte. Evet arkadaşlar, bu dersimizde if clause devrik yapıları detaylı olarak işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.